Herkese selamlar dostlar, 14 ve 15 Kasım 2023 daha tahminleriyle hepinize selamlar. Tamamen Euroleague odaklı, toplamda 7 adet mücadelem var, ideal kombinem var. Sizlerden ricam artı 300 seviyesinde beğenilerdir. Beğenileri eksik etmeyelim, yorumlarınızı da istiyorum. Aynı şekilde 7 adet mücadelem var, ideal yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım tamamen hepsi basketbol tamamen Euroleague değerlendirecekler. Bol şanslar editörümle birlikte çıkarmış olduğum maçlardır. Devam edelim. Fenerbahçe Beko kaç sayı atar diyerekten sizlere sorduk. Bir adet maç skoru yarışması yapalım dedik ve bilen 5 kişi alalım. Zaten 5 kişi çıkmaz muhtemelen de ben 5 yazdım buraya da. Fenerbahçe Beko Kızıl Yıldız mücadelesi var. Deplasmanda Fenerbahçe bir eksikler var. Muhtemelen 77, 76, 75 bandında kalabilir sayısı. O bandlarda size de bir mu olsun? Siz de, sizce, kaç sayı skor atar? Yorumlara yazın. Hafta sonu toplamda 6 kişi alacağımız ya 6 kişi alacağımız 2 adet skor yarışmamız vardı. Arsenal maçını bilen çok fazla kişi var. Yağız isimli YouTube kanalı. Nurali İlyasov isimli arkadaşımız. Sercan Cankurt isimli arkadaşımız da bunlar kazandı. Fenerbahçe skorunu bilen yok. 0-0 bitti mücadele bilginize. Bu bilen arkadaşlarımıza Instagram Kangal Bey olaraktan da benimle buradan iletişim kursun ki gruplara alabilirim. Linkleri atalım. Bu üç arkadaşımızı gruplarımıza ekleyelim. Instagram adresimiz burası Kangal Bey. Herhangi soru, görüş, öneri, gruplar hakkında bilgi almak olmak isteyen herkes de buradan benimle iletişime geçebilirler. Cumartesi yüksek misli neler yaptık? Bundan bahsedelim. Cumartesi iki adet yüksek misli vardı. Real Madrid mücadelesinde 1 ve 1.5 üst olarak da 800 misli önerdim. Real zaten 4 bin mi 5 bin mi kazandı. Çok temiz kazandı zaten. Maçı da izliyordum. Canlısını yaptım. Tertemiz geldi. Onun dışında Arsenal mücadelesi kadrosunu bekledim. Açıklamaya da yazdım ki zaten özellikle kadroyu bekledim eksikler vardı. Hücum hattını bir görmem lazım. Trossard çıktı. 45'te de golünü attı. İlk kere birine de 700 misli yapmıştık. O da kazandı. Pazarın yüksek mislilerine baktığımız zaman da 2 adet yüksek misli vardı. Feyenoord'a baktığımız zaman da 1500 misli önerdim Feyenoord'un galibiyetine. Tertemiz mücadeleyi 1-0 kazandı. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da Aston Villa maçında genel 2 gol, Liverpool maçında genel 2 gol, Nevel Kuzen maçında genel 2 gol 1-71 gibi orandan 1000 misli önerdik. O da geldi arkadaşlar. Pazarın yüksek mislileri bu şekildeydi. Ve sizlere 2 günlük bir YouTube kombinesi vermiştim. Pazar günü kombinesiydi daha doğrusu. Lever Kuzen mücadelesi 2.5 üst olarak verdim. Tertemiz geldi. Adana Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe'de Zeko ağır sıçtı. Yani çek, çekmiş olduğu şutlar antrenman şutu. Kaleye ben gelsem 10 tanesinden 9'unu ben de çıkartırdım. Yani pasif şutlardı, antrenman şutlarıydı. O yüzden Fenerbahçe buradan yarı kazanamadı. İyi de bir şey oynamadı bence futbol. Onu da belirteyim. Devam edelim. Canlı olarak zaten gruplarımızda devam ediyoruz ki aynı şekilde bu milli arada hem milli maçlardan hem de basketboldan özellikle Euroleague, NBA ve e, Türkiye Süper Lig e, bülteninden devam edeceğiz. Onun da bilgisini verelim. herkes açık Telegram grubumuz var. Ona da açıklama ve yorumlar kısmına katılabilirsiniz arkadaşlar. Burası ücretsizdir. Hatta oradan sizlere bir şeyler göstermek istiyorum. Şöyle pazar günü arkadaşlar dedik ki başlayalım. Daha çok canlıya kasa ayırın diyerekten de ben bir uyarı yaptım. Tamam dediler devam ettik. Ondan sonra dedim ki e, Pendik Spor Samsun Spor mücadelesi var. Dedim ki maç önü olaraktan da alalım. Son dönemde Samsun hafta içinde maç oynadı. Pendik, Pendik de son dönemde biraz daha formunda oyun olarak kendini geliştirdi. İlk gol Pendik atar dedik. Maç önü önerdik. Altına yazdım. MS1 Pendik de alabilir babalar. Maçın zaten sürprizi. 2.63 oranı vardı Pendik. In. Devam edelim. Pendik ilk golü attı mı? Attı. Adam yazmış ki 30 dakikada 100 TL kar. Allah bereket versin. Tertemiz dedik. Maç sonu 1 geldi mi? Pendik geldi. Devam edelim. Maçları izliyoruz. Zize'nin attığı golü attım ben burada. Arsenal Fulham ilk golü Aston Villa atar. Geldi mi? Geldi. Liverpool Brentford ilk yarıdan gol gelir mi? Gelir. Erken gol 2.5 üste götürür. 2.5 üste alınır gereken de aldım. Rochita gol iptal. Net offside. Aston Villa golü attı. Rota vurdu. Vuramadı. Brentford karşı karşıya kaçırdı. Mo Salah gol geldi. İlk kere golümüz geldi. Devam. 2.5 üst beklemede. Dep 0.5 üst beklemede. Level Kuzen Union Berlin mücadelesi. Level Kuzen ilk yerden atacağı gol. 1.44 alın dedim. Penaltı Level Kuzen iptal oldu. Devam ettik. İkinci gol Liverpool. Aldık mı aldık. Level kuzen golü geldi mi? Geldi. Devam edelim. Aston Villa ev sahibi 2.5 Hatta atarsa ev 3.5 yüz olursa 3.26'dan da oran alırsınız diyerekten de. Bunu aldık. Aston için Brentford için derken Allah bereket versin. Burada da 33 dakikalık bir indirim yapmışım. Dedim ki Fenerbahçe maçına kadar gelen gelsin. 33 dakikalık bir indirim. Liverpool maçı 2.5 yüz. Ev sahibi 2.5 yüz. Hepsini aldık. Tebrikler diyerekten de. devam edeyim. Oo ne anlattım başlayalım sizlerden ricam artı 300 seviyesinde benilerdir beniler ve izler için önemli benileri atın devam edelim arkadaşlar Monaco ile Anadolu Efes mücadelesi özellikle Monaco tarafında arkadaşlar şöyle bir durum var Diallo diye bir genç bir eleman var bu Diallo arkadaşlar geçen sezonda Monaco'daydı ve takımda en belirgin olarak gelişim gösteren oyuncu Alfa Diallo olduğunu söyleyebilirim onun dışında bunlar bir de Kemba Walker diye bir NBA oyuncusu getirdi. Orada son 3 sezondur düzgün şans bulamıyordu. O biraz tırt çıktı onu söyleyeyim Monaco adına özellikle. Onun dışında Mike James'in de ne kadar formlu olduğunu biliyorsunuz. Anadolu Efes tarafına baktığımız zaman da son Zalgiris mücadelesini 86-82 kazandı. Mücadele 74-74 uzamıştı. Larkin'in uzatmada devreye girmesiyle birlikte mücadeleyi kazandılar onu söyleyebilirim. Ben burada Anadolu Efes'in savunmasını zaten beğenmiyorum. Erdem Canlı da daha takım oturmadı ne bileyim Tyreek Jones tam oyuna giremiyor. Ben burada biraz daha formlu olan Monaco'nun burada kendi evinde atacağı sayıya gittim. Monaco kendi evinde burada ekrandan da gösterebilirsem sizlere. Ev sahibi 81.5 üst almışım arkadaşlar. Şuradan ev sahibi 81.5 üstünün oranı bulabilirsek tabii ki. Pardon ev 82.5 üstü almışım. 81 de var da siz 82 alabilirsiniz. Ev sahibi 82.5 üstü oranı %45 gibi orandan değerlendirdik. İdeal kombinemizin de ilk mücadelesi burada Monaco karşılaşması olduğunu da söyleyelim. İki günlük bir kombine. Monaco mücadelesiyle başladık. Ve pardon Monaco mücadelesinde bir de şunu söyleyeyim. Matsun'u 1 ve 162.5 üst olursa bu 160'daydı. Oranlar sürekli oynuyor. Matsun'u 1 ve 160.5 üst aldım ben. Onun da oranı x 07 idi. Makavi Tel Aviv ile Olympiakos mücadelesi. Tel Aviv geçen sezonda bu sezonda kendi evinde gerçekten çok iyi bir basketbol oynuyor. Bu sezon kendi evinde sadece iki tane bas, basket maçı oynadı. İki maçta da 90 artı sayı attı. Geçen sezonda böyleydi ama karşılarındaki de Olympiakos'ta Gerçekten cingen bir takım. Nasıl cingen bir takım? Yani maçları genelde altta biten bir takım olduğunu söyleyelim. Tel Aviv'i burada altta bitirir mi bilmiyorum ama ben burada Tel Aviv sayısına gitmek istedim. Makabi Tel Aviv burada kendi evinde 78.5 mı var. Kendi evindeki sayı ortalaması çok yüksek bir takım olmasına rağmen 78.5 açmışlarken 1.43 gibi orandan ben tekli olarak değerlendirdim. Makabi Tel Aviv burada kendi evinde 78.5 sayı yani en az 79 sayı atar diye düşünüyorum. Bologna ile... Milano karşılaşması. Dostlar çok zor bir mücadele. Milano'nun hafta içinde bir mücadelesi vardı. Biz onu izledik. Pardon hafta sonunda. Scafati mücadelesi. Şurada kaybetti. Orada bazı oyuncular böyle tam oynamadı. Oyuna kendini veremedi. Çünkü bu İtalya derbisi arkadaşlar. Haliyle buna odaklandılar diye düşünüyorum. Akılları bir yana bundaydı. Bologna gerçekten son dönemde çok formda. Bu formda basketbolunu kendi evinde, taraftar önünde der bile bence kaybetmek istemeyeceklerdir. Ben burada Bologna tarafındayım. Bologna'nın galibiyetini sizlere öneriyoruz. Bologna'nın galibiyeti direkt 1.30'larda bir oranı var zaten. Bologna galibiyetinin. E bu oranı biraz da arttırmak isteyenler handikap da alabilir. Bakın şöyle hemen düşük handikaptan 2-3 handikaptan alırsanız zaten güzel olan ideal oran elde edebilirsiniz. Ama gidecekseniz dediğim gibi burada Bologna tarafına gitmenizi bizler öneririz. Kızıl Fenerbahçe Beko mücadelesi. Fenerbahçe Beko'daki eksikler gerçekten can yakıyor. Geçen partizan mücadelesini 85-84 kazandı. İlk iki periyottan Naci Reis Davies, Dorsey, Wilbeck'in gibi isimlerle özellikle çizgi dışından iyi bir performans gösterdiler. Şunu söyleyeyim ilk iki periyodun sonunda Hayes Davis'in sadece 21 sayısı vardı. Öyle söyleyeyim. Ama ikinci periyotta, ikinci yarı maçın ikinci yarısında, üçüncü ve dördüncü periyotta Fenerbahçe Beko çok düştü. Biz de partizana yüksek misli yapmıştık. 1500 misli olarak da 85-84 kazandı. Duygusal yaklaşmamaya çalışıyoruz ne kadar da olursa. Yine ben burada arkadaşlar ev sahibi sayısına gideceğim. Şöyle söyleyeyim. Ev sahibi Kızıl Yıldız'ın sayısına baktığımız zaman da ev sahibi 78.5 üst var. Hemen sizlere de gösterebilirsem. Ev sahibi 78.5 üstünü ben burada 1.47 gibi orandan almışım. Hatta 77.5 üstü de var ona da gidebilirsiniz fakat 78.5 üstten aldık. Kızıldız mücadele bu şekilde değerlendirebiliriz ve diğer seçeneğinde ben sizlere birazdan maçın şeyini anlatabilirsem. Şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Ha, üçüncü ve dördüncü periyot. Fenerbahçe bir konuda çok az rotasyon olacak. Haliyle Kalahatay, Guduric, Metacan gibi isimler olmadığı için. O yüzden İkinci yarı yorulan bir Fenerbahçe oluyor burada. Üçüncü periyodu kız yıldız kazanabilir 1.73 gibi orandan. Dördüncü periyodu da aynı şekilde kız yıldız kazanabilir. Bu şekilde sizlere önerim olacaktır. Ayın 15'ine geçtim. 15 Kasım için arkadaşlar Beğenileriniz bizler için önemli 3 tane mücadelemiz var. Alba Berlin'le Asfel'le başlayalım. Asfel mücadelesinde beklentimiz şu yönde. Özellikle Alba Berlin son oynamış mücadelede skorer bir maç oynadı. Hem yedi hem attı. Her iki takımına baktığımız zaman da savunma biraz daha geri planda olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle biraz o hücum planda. Atfel'in hücumunu çok fazla beğenmesem de Alba Berlin burada kendi evinde iyi hücum edebiliyor. O yüzden ben burada genel üste değil de ilk yarıdan gelecek sayılara bakmak istiyorum. İlk yarı burada değerlendireceğimiz bayistir. İlk yarıdan sizlere 81.5 üstü. Yani ilk yarıdan Alba Berlin Aspel mücadelesinde ilk yarı 82 sayı çıkar diye düşünüyoruz. Bu şekilde sizlere önerimiz var. Bayern Münih ile Partizan. Arkadaşlar bu maçı ben yüksek orandan aldım. Ama oran şu an düştü. Sizlere göstereceğim biraz kupon anlatırken. Biz burada handikabı Bayern ile aldık. Nasıl aldık biliyor musunuz? Bayern Münih 7 fark yemez aldık biz burada. 1.35 gibi orandan ideal kombinemize de koyduk. Fakat şu an o kalktı. Ama Avrupa'dan oynayanlar çok fazla olduğu için ve Avrupa'da yaşayanlar o yüzden bunu Avrupa'da değerlendirebilirsiniz. Biz burada diyoruz ki Partiden de eksiklikler var. Son maçını Fenerbahçe Beko'yu kazandı. Fakat nasıl kazandı? Yani 85-84 çok yani şey zoruyla kazandı söyleyeyim. Bayern Münih burada evinde 7 sayı fark yemez diyoruz biz. Onun dışında Bayern Münih burada galip bile gelebilir. Eğer alternatif olarak almak isteyenler varsa Bayern Münih'in sayı üstüne de gidebilir burada. Ama biz ideal kombinemizde burada Avrupa'da yaşayanlar zaten alacaktır bunu mutlaka da oynayanlar ve nesine için burada ev sahibi üstü veya ev sahibi handikabı veya galibiyeti şekilde en idealden değerlendirebilirsiniz. Biz burada aldığımız oran Bayern Münih'in 7 fark yemezini 1.35 gibi orandan aldık. Bayern Münih'in oranı 1.88'di biz analiz yaparken oran 1.65'e kadar düştü. Onu da söyleyeyim sizlere. Baskonya ile Barcelona mücadelesi. Bu, bu maçın da tempolu geçmesini bekliyoruz. Baskonya tarafından da çizgi gelirsen de koş, değişiklik koş değişikliğinden sonra burada güzel işlerin olacağını Ivanovic geldi. Baskonya tarafına Kızıl Yıldız'ın koçu. Ben burada Baskonya'da 5. dönemim zaten. Hatta Baskonya'nın son Euroleague mücadelesine baktığımız zaman da iki maçı da kazandı geldiğinden beri. Ben burada ev sahibinin atacağı sayılara destek vermesini bekliyorum. Mücadele genelinde 159.5 üst pardon 158.5 üst onun da oranı arkadaşlar şu şekilde 1.44. Mücadele genelinde 158.5 üstü. Yani 159 sayı çıkacağını düşünüyoruz. Her iki verecek vereceği katkılarla birlikte değerlendirecekler. Bol şanslar. İdeal kombinemiz ekrana gelsin. İdeal kombinemiz şu şekilde arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi. Ben burada Monaco mücadelesini değerlendirdik. Ev sahibinin atacağız 83 sayı. 81 de var ya biz 82'yi aldık. Yani ev sahibinden 83 sayı bekleyeceğiz. Oran gelmesi adına. Bayern Münih'in de burada yemeyeceği 7 fark. Yani bunun oranı düştü. Avrupa'da bunu bakıp alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Avrupa'da yaşayanlar. Nesine buna biraz daha müdahale etsin. Ev sahibine böyle handikap 4'ten 5'ten alacak. Yeniden alamaz. Oran kalktı çünkü. Gerçekten favori Bayern Münih değil favoriye döndü çünkü. Biz analiz yaptığımızda biraz video için geç kaldık. Onu söyleyeyim. Onu da belirteyim. Bizim biz de sizlere önerebileceğimiz 2 günlük kombinemiz bu yönde değerlendirecekler. Bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.